Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve 18 Mart 2022 tarihinde hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde iki bölümden oluşan ve köprüde çalışan işçilerin çalışma platformu olarak kullandığı Kedi Yolu 4 ayda tamamlanarak kullanılmaya başlamıştı. Kedi Yolu'nun tamamının Aralık ayında sökülmesi öngörülüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa, denizin üstünden 4. kez, toplamda ise 6. kez birleşmiş oldu. 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliğiyle de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip.